Isparta'nın en önemli gelir kaynaklarından birisi olan gülün sezonu bitmek üzere. Koronavirüs dolayısıyla gül turizminden bu yıl beklenen etki alınamadı. Gül sezonunun bitmesine çok az zaman kala BLT Türk mikrofonlarına konuşan Isparta Ziraat Odası Başkanı Müstahattin Can Selçuk, koronavirüsten dolayı gülde turizmi yakalayamadıklarını, seneye yakalamak için ümitli olduklarını ifade etti. Selçuk bu yıl gülün fiyatını 9 lira olarak beklediklerini söyledi. Fabrikalarımız çalışıyor. İnşallah yine yurt dışı bağlantılarını yaparlar. Şimdi yurt dışı bağlantılarını yapmadan e, fabrikalarımız fiyat açıklayamıyorlar. E, fabrika sahiplerimizle de görüştük. Ee, i̇nşallah, e, inşallah onlar da e, istediği fiyatta bağlantı yaparlar ve çiftçimize e, ona göre fiyatlarını verirler. Bizim şu andaki e, beklentimiz e, tüm çiftçilerimiz adına e, 9 lira bandında gül fiyatı bekliyoruz. E, çünkü e, burada işçilerimiz çalışıyor, mevsimlik işçilerimiz çalışıyor, insanlar buraya emek veriyor, e, ümitlerini bağlıyorlar. E, sabah erken saatlerde sabah 5'te 5.30'da beş kalkıp ekmek parası için koşturuyorlar. Onların da emeklerini almaları lazım. Mustafaattin Can Selçuk Gül, elma, lavanta ve kiraz pazarında Isparta'nın Türkiye lideri olduğunu ifade etti. Başkan Selçuk 15 gün sonra lavanta sezonunun başlayacağını söyledi. Selçuk Gül'de turizmi kaybettiklerini hatırlattı ve lavantada turizmi kaybetmeyelim dedi. Gül, elma ve kirazda Türkiye lideriyiz. Lavantada aynı şekilde Türkiye lideriyiz. Başka illerde bunu iline, ilçesine kazandırmak istiyor ama şimdi onlar bu işe yeni başladılar. Bizim bu lavantanın başlangıcı 1975'lere dayanıyor. Bu yıl işte Gül'de turizmi kaybettik, lavanta da kaybetmeyelim. Aşağı yukarı 15 gün sonra bu lavanta sezonu başlar. Şu anda dün de biz oradaydık, böyle bir mor mor olan çeşidi... Açmaya başlamış. Öbür günlerde aşağı yukarı 15 gün sonra o görselliği yakalar. Akabinde bu iki ay devam eder bu görsellik. İki ay sonra da bu e, lavantanın hasatına geçilir. Bu süre içerisinde e, tüm e, Türkiye'deki turistlerimizi, yerli turistlerimizi hatta yabancı turistlerimizi biz buraya davet ediyoruz. İnsanlar buraya gelirken işte tabi maskelerini takarak, sosyal mesafelerini e, koruyarak gelirlerse hem buradaki insanlar hem kendilerini tehlikeye atmamış olurlar, hem o görselliği, o kokuyu yaşarlar ve turizmimiz de devam eder. Ülke ekonomisine de tüm çiftçilerimiz katkıda bulunuyor. Yani bu şekilde insanlar gelip giderse ülkemizde hareket olur. Hareket oldukça da bütün insanlar kazanır, Türkiye'mizde, ülkemizde kazanır.